Geçen akşam Halilcimle beraberdik. Evet. Vallahi fıstık gibi, delikanlı gibi, koç gibi ve neden? Kimle? Kimle beraber? Halil dedik? Ergünle, Ergünle beraberdim. Evet. Ee, sen ne anladın? Yok ben Halilciğim de deyince hani seyirci de bilsin su so ismini de söyleyeyim dedim. Hellberry <laughs> değil. Fıst hayır fıstık gibi yani filan. Fıstık gibi filan deyince. Yine Hellberry ile bir gün New York'ta dolaşıyoruz <laughs> el ele. Hayır fıstık gibi deyince. E, ama ne olur yani ben erkeğe de fıstık gibi diyebilirim. Tabii, tabii. Bana da geldim. ha ne güzelsin dedi kızlar. Evet. Çok yani, iyi gözüküyorsunuz. Ben onu kabul yani. Erhan ediyorum. Erhan Bey peki Halil Ergün'ün de zaman zaman çok sevdiğiniz... Ona çok girecektim ben. Evet sayarız kendisini. Yüzüne... Bir şeyler yaptırdığı konuşuldu. O da üzüldü hatta bu yüzden. Vallahi hiç böyle bir şey hissetmedim, fark etmedim. Ee, benim çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşımdır. Kesinlikle. Ee, o gece de gayet iyiydi, neşesi de yerindeydi. Ve tabii ki aranmak istemez mi o yaşta aktörlüğün seviyesinin yükseldiği bir dönemde? Evet, yani be. bu benim için de geçerli. Ee, aranması lazım bu insanların. Yani 3-5 sene sonra 10 sene sonra göçtüğü zaman ah vah edeceklerine ah keşke şu projede oynatsaydık onu diyeceklerine bugün o insanlara hak ettikleri değeri vermeleri hani gerekir. Her gün gibi bir usta oyuncu aranmıyor mu? Aranıyor mu? Aranmıyor. Aa, aranmıyor, mu? aranmıyor. Ciddi misiniz? Bilmiyorum yani. Öyle hissediyorum. Ben de şu, yani biz ha, de şöyle biz biliyoruz. De sanki o hatta zaman çekti. zaman Haliler günü telefon da açarız. Evet. Ay ne kadar çok severiz. Hani sanki teklif geliyor, hayır diyor. Bilmiyorum, o detayı bilmiyorum. Ama, ama siz ama, öyle hissettiniz. E, öyle hissettim. Yani e, çalışmak ister Hissetmen. bu insanlar. En güzel dönemlerindedir e, ve şurada da bir eleştiri getirmek istiyorum. Ee, hakimler, savcılar ve doktorlar 72 yaşında emekli oluyorlar. Hmm. Oysa biz 65 yaşında evimize gönderiliyoruz. Hmm. Halbuki biz daha bu yaşta 80 sayfa bir başrolü tiyatro sahnesinde ezber oynayabiliyoruz. Tabii ki. Ve bunu her gece tekrarlayabiliyoruz. Ama doktorlar 72 yaşında ameliyat yapabiliyorlar mı? Vardır mutlaka. Yani onları tenzih ederim. Mutlaka hakimler, savcılar insan hayatıyla ilgili kararlarını verirken yaşları çok önemli değildir. Ee, ama bir yerde de şunu düşünmek lazım. Acaba onlar mı daha sağlıklı karar verebiliyor yoksa biz mi sahnede tipleri daha güzel yansıtıyoruz? Bunu bir tartışmaya açmak lazım. Valla bir oyuncunun en güzel yaşları 65-75 bu karakter Bir Yok. de bir şey söyleyeceğiz. Yurt yani. dışında yaş aldıkça değerleniyor Abi oyuncu. Tabii canım. Anthony Hopkins'e baksanıza. Evet. Hepsi öyle. Yani bir sürü Clint Eastwood, Robert Redford... Hatta e, şimdi aklıma geldi yine Türk tiyatrosunun çok değerli ismi Zihni Göktay hmm. aynı e, dertten muzdaripti ve kapısının artık çalınmadığını söylüyordu. Ve biz Zihni Göktay'la kaç kez programda yaptık ikimiz de şunu söylemiştik ya siz herhangi bir oyunun ya da dizinin sinemanın herhangi bir köşesinde oturun ve sesiniz hiç evet. çıkmasın. Evet. Durmaları bile Dur, bazı yeter. oyunculara yani seyirci açısından Dur, yeter. yeterli. 2014 yılında işte benim emekliliğime iki yıl kala tiyatronun başına getirmişlerdi beni. İlk işim zihniyi aramak oldu. Ve zihni yazlığına çekilmiş sanki böyle ömrünü tüketmeye çalışan bir Küslü. tavrı vardı. Psikolojisi vardı. Evet. Dedim oğlum bak ben geldim. Arkadaşın geldi. Gel biz seninle çok oyunlar oynadık. Yapamam her an dedi. Ben hastayım. Hiçbir şeyin yok dedim. Sen bir sahneye çıktığın zaman atom karınca olacaksın. İkna ettim, günlerce uğraşıp geldi. Evet. Cibali karakolu arkadan evet. bir oyun daha yıktı geçirdi. Bugün çıksın yine Sinikle, full çeker. Öyle. Yine ve 75'e geldi ama hiç 7.5 yaşında bir çocuk gibi. Bir de sahnede yani. olmak da ömrü uzatıyor herhalde. Ne diyorsun Çalışmak. sen? O alkış. Tabii. Şimdi ben prova yapıyorum. İşte başladık Vişne Bahçesi provalarına. Konuşacağız. Ee, orada gençler var. Ee, ben onlara böyle bakıyorum. Onlar da bana böyle bakıyor. Bakmazlar mı? Öğreneceğimiz ama. çok şey var. Tabii. Benim onlardan onların benden. Buyurun.